Kıymetli dostlar, şükür ne ile yapılır noktasına geliyoruz. Şükür üç şeyle yapılır. Birisi kalple yapılır, birisi dil ile yapılır, birisi de diğer organlarla yapılır. Demek ki şükür sadece dilin "Ya Rabbi şükür" demesi değildir. Önce şükür kalpten başlar. Ne demek kalpten başlar? Evvela insan nimetleri kimin verdiğinin farkında olmalı. Ya Davud, Cenab-ı Hak buyuruyor Davud Aleyhisselam'a, kullarımı bana sevdir, beni de kullarıma sevdir. Ya Rabbi, seni kullarına nasıl sevdireyim? Kullarını sana nasıl sevdireyim? Benim verdiğim nimetleri onlara anlatırsan onlar beni severler. Onlar bana şükrederlerse ben de onları severim. Demek ki önce insan kalbiyle beraber şükredebilmesi için nimet veren, ikram eden Allah'ın farkında olmalı. Bu nimetleri bana Allah vermiştir. Evvela nimeti görmek lazım. Alışılmış nimetler nimet olarak gözükmüyor. Sanki bizim tapulu malımız gibi. Rahat rahat yatıyorsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimizin ölülerine rahmet eylesin. Rahmetli babam bazen gece uyuyamazdı. Derdi ki, oğlum, o yastığı, başını yastığa koyduğun zaman uyuyabilmek var ya, ne büyük nimetmiş be. Sabaha kadar uyuyamayınca ben anladım onu, dedi. Bir büyük Allah dostu ayaklarında sıkıntı olmaya başlayınca kendisini ziyaret ettiğimde şöyle söylemiştim. Ali Efendi, ben zannederdim ki insan vücudunda kafa çok önemlidir. Meğer ayaklar da çok önemliymiş. Bir insan Allah'a karşı şükredebilmesi için önce gerçekten nimetleri fark edebilmeli. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ciddi bir uyarısı var. Diyor ki, dünyalık konusunda daima sizden aşağıda olana bakacaksınız. Dünyalık konusunda, varlık konusunda sizden aşağıda olana bakacaksınız. Niye öyle? Mesela diyelim ki benim daracık bir evim var, misal olarak. Ben şimdi evi geniş olana baktığım zaman, ya benim daracık evim var, bu da ev sayılmaz derim. Ya Rabbi şükür aklımdan geçmez. Ama evi olmayıp dışarıda kalan insana baktığım zaman, aa adamın hiçbir şeysi yok ya, hiç olmazsa benim kafamı sokacak bir evim var. Yani dünyalık konusunda insan daima kendisinden aşağısına bakırsa, o zaman kendi sahip olduğu nimetin farkında olur. Değilse, kendisinden yukarıda olana bakarsa farkında olmaz. Zaten şükrün birinci basamağı nedir? Nimetin farkında olmaktır. Nimetin farkında olmaktır.